otamız Konya'dan Köprülü Kanyon'a gitmek Manavgat'a. Yola çıktık. Kaptan pilot Osman Zinnurkulu. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şu anda Seyitşehir üzerinden geçtik. Üzümlüköy civarındayız. Rüyada yaşayın. Burası Üzümlü müymüş ya? Evet. Seyitşehir Üzümlüköy'ündeyiz. Köprülü Kanyon yolculuğu devam ediyor. Sola dönün, ardından sağa dönün. Karşı direkt. Sol sağa. 100 metre sonra. 6 kilometre düz devam edin. Alparslan Türkeş Bulvarı'dır. Burası Üzümlü o zaman, öyle mi? Üzümlü olmuş olur. Ana yol burası mıymış? Evet. Gösterdim. Hayır. Daha varmadık oraya. Girmedik ana yola. Gördün mü? Çatallaşıyor. Siz soldaki yolu takip edin. Soldan. Çatal soluna gireceğiz. Soldan yukarıya doğru işte. Burada bayrak var. Onun altında zaten yeni asfalt var. 10-15 kilometre bir şey var ama gider yani. Yavaş yavaş. Eyvallah. Amatörce vlog çekmeye devam. Konya, Seydişehir, Dumanlı köy yolu istikametinde bulduğumuz bir su kuyusunu incelemeye başlayacağız. Evet, Mehmet Utku Kolu. Yakuban Bey. Kuyu boş. Yavaş, dikkatli bak. İçi boş, su yok. Burada bir hamak bulduk. Hamak değil, çift kişilik yatak. Dikenli bahçe çit telleriyle ağaca sabitlenmiş. Epeyce zamandır kullanılmıyor muhtemel, ya da kilosu ağır birisi geldi kırdı. Evet, Isparta Antalya tabelasını gördük arkadaşlar. Dumanlı köy civarındayız. Amerikancı böyle. Değil mi? Şey, GTA San Andreas'taki adamlar gibi. Aynen. Torbacılar gibi. GTA'daki adam. Aynen. Devam. Evet, Köprülü Kanyon yolculuğu devam ediyor. Engebeli Dağlar. Zirveye doğru çıkıyoruz. Tehlikeli lan.
hep şunlar da sapmış be zaten. Baksana. Yılan mı lan o? Yılan mıydı o taşın üstündeki? Yok yok. Direkt şeye gideceğiz. Aşağıya gideceğiz. Evet. Tamam, eyvallah, teşekkür ederim. Eyvallah, tamam, teşekkürler. Cengiz, Cengiz, tam valla şey. Tam yürük. Yürük. Yola git Cengiz, şuradan kaçayım Cengiz. Valla ben burada dururum, fotoğrafımı da çekerim. Valla az müsait bir yerde dur istersen de. Manzaraya bir bak. Köprülü kanyon yolculuğu devam etmekte. Konya'dan çıktık yola. Bayraklı Tepe'deyiz. Gördün mü? Değer mi diyorsun görmeye? Oo. Şimdi biz doğru gidiyoruz o zaman değil mi? Buradan aşağı ineceğiz sıfıra. Hiç şaşmadan gittik İzmir'i. Zaten orada araba kaynamaya başladı. Ha, o bilirsiniz zaten. Evet. Biz biliriz. Hareket ne bilirsiniz? Hareket bereket orası ya da gideceksiniz. Tamam abi. Hadi size de iyi olsun. 40 kilometreye kadar gittiğinizde bir sorun. Tamam. 40 kilometre ile mesafe. Hı, zaten şu arkadaş da aynı yere gidiyor. Tamam. Onunla öyle yapma. Hadi ben kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi. Geçtik. Şöyle bir 600-700 metre gerideydi. Yok rahat olabilir. Şimdi tam S'ye çizeyim. Az önceki yollar var da işte. Herhalde bu yollar o yollar. Evet, bağırsın. Öyle 5 konak altın kaya. Kurban olsun. Var ya çocuklarım. Çalışıyoruz ama varamadık. Bir günümüz yolda geçti. Siz yolda. Biz eğer Manav üzerinden gitsek şimdi çoktan varmıştık. Evet varmıştık. Net yani. Yani 50 kilometre fazla gitmemek için. Rotaya uyduk. Rota sonucu 50 kilometre fazla gitmemek için plan yaptık. 2 saat fazla gidiyoruz şu anda. 2 saat fazla yol gittik. Sizsiz olun gitmeyin. Konya Seyirşehir üzerinden direkt Akçek üzerinden Manavgat üzerinden Köprülü Kanyon'a gidin. Diğer türlü dere bucak, Beyşehir sırtı, o mevkiden gelmeyin. Yani... Yapmayın. Yapmayın yani denemeyin. Bakın şuna bak ha yani. Hala yoldayız. Evet. Valla bilmiyorum böğür nedir? Aralarında böyle muhabbet. Oğlum böğür. Böğürden ineceksin aşağıya diye. Öyle birbirine söylüyorlar böyle.
Köprülü kanyonu tamam, sonunda adam bulduk. Geri geldi. Köprülü kanyonu bulduk da biz de yorulduk ama. Yol çok dar ya. Aslında tek giriş çıkış bura olmaması lazım ne? Haydi. Onlar nasıl şey yaptı? Buradan mı geldi? Evet. Allah Allah. Çekil dayı, ben çekil. Dayı çekilin mi ya? Biz Konyalıyız. Bunlar yabancısıydı bu. Bebeği bir daha resmiyordu. Keşke ilk girişte bırakıp yürüseydi. Dur anlatıyor bir gün. Elindeki neyle bismillah. Arkadaşlar köprülü kanyona bu şekilde giriliyor. Köprünün üstünden geçtik. Yavaş gel lan, yavaş gel. Bak motorla ya. Kaydırın filan. Aşağıda şey varsa buraya. Tamam, şuraya bir yere duracağım ben. Yapacak hiçbir şey yok. Şu araya tırmam enişte. Şuraya durayım. Şuraya burnumu sokacağım şuraya. Altı dokanabilir mi? Antalya Manavgat Köprülü Kanyon'dayız. Rafting yapan arkadaşlar var. Ailece kurup aile boyu. Antalya Köprülü Kanyon'dayız. Yakupan Bey ile beraberiz. Yakupan. Rafting yapacak arkadaşlar Köprülü Kanyon'dalar. Sence nasıl? Bir bak. Burada su kenarında yaban insanlar var. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Köprülü Kanyon'da. İki oldu. Vay! Üç bu şekilde trafik kargaşalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hiç bitmeyen bir trafik kargaşası var. Yani aslında ücret 5 lira yapılıp 10 lira da makuldür. Yani buraların, yani tamam, doğal estetiği bozulmadan yolcular genişletilebilir. Trafik rahatlatılabilir. Yine bir trafik problemi. Ciddi manada akım var. Serbest.
Abi alternatif bir çözüm üretmeleri lazım ya. Harbi harbi yani. O adam diyor da hikayeden yani. Diyor ki hani gelin de size bir şey de ikram edeyim ayağında. Yani bir şeyler satmak istiyor adam. Çarpmasın diye o yüzden diyorum. Biraz öyle dinledin. 3 kilometre. Düz devam edin. Su alışı şoktan. Alalım. Lütfen. Yanıyor. A101'e gir ya. Ben nerede A101? Karşıda. Solda. Evet, sağa evet. Dur sen beni al gelirim. Durayım şu kenara. Alanyalılar. Manavgat Halk Plajı'ndayız. Halk Plajı'nda gezmeye geldik. Köprülü Kanyon sonrası Manavgat. Yo, ses daha yeni çekmeye başladım. Ses tıklık olduğu için. Yani Manavgat'tan çıktık şu anda. Bu sezonda buraya gelmeyin. Bak buradan gelmesin. Sen şurada yayalara yol ver dedin hatta, hatırladın mı? Biz şuradan geldik ama. 200 metre sonra sağ çıktık biz. Hatırladın mı şimdi? Evet doğru. Şu taraftan geldik. Biz o taraftan geldik. Bursa'ya girdik. Hem soğukluk bir şeyler almak için hem serinlemek için. Tatil bölgelerinde alışveriş merkezleri çok soğuk oluyor. Bekledi kapıda ya. Fakat magnet almak için durduğumuz bir noktada bir dükkanın önünde bir papağan vardı. Herhalde fotoğrafçı dükkanı. Yani fotoğraf çekilmek papağanına ücretli diyerekten az önce gördüğünüz papağan. Yani kadın kapıda bekledi. Yani klimalı ortama girdi, kapıyı örttü. Oradan seyretti bizi. Aman fotoğraf çekmesinler diye. Her şeyi ticarete dökmüşler. Bana onu ben kapıyı kapattım. Bunu nasıl açık kaldı? Manavgat'tayız. Çarşı ortamında, pazar ortamında karikatür olarak da minyatür değil de bayağı bildiğin gerçekçi andırır şekilde. Deve figürleri, heykel figürleri var. Hemen hemen birçok malzemeyi bulabileceğiniz, her şeye cevap verebilecek tarzda bir mekana girdik. Burada tatilciler gelip alışverişlerini yapıyorlar. Kapalı çarşı tarzında bir bölge. Yani bu tip yerler çok fazla Manavgat bölgesinde. Kapalı çarşı mekanı dediğimiz bölgede burada gördüğünüz gibi tatlılar var. Hemen buradan magnet satışları var. Ciddi manada hediyelik eşya stoklama ve satışı var. Kapalı çarşı bölgesinde. Magnet ve hediyelik eşya satış dükkanının önünde aynı videomuzu çekerek içeriye de girdik. Tekrar böyle bir fes getirdi eleman. Bu fesin içerisine aldığınız ürünleri koyaraktan kasada ödemesini yapabilirsiniz dedi. Hoş geldiniz diyerek karşıladı bizi.
teşekkür ettik ve alışverişimize devam ettik. Olabilir ya. Aynı kapalı çarşıda bir berber dükkanının önünden geçiyorduk ki dinlenme sehpalarının altına akvaryumlar koymuş, çok şık durmuş. Birinci kapalı çarşı bölgesinden çıktık. Ciddi anlamda bu mevsimde Ağustos 2019'da trafik çok kilit. Haklısın. Allah Allah, bak hiçbirinde sinyal yok bunların ya. Manavgat'ta rezil bir trafik var. Sağa sola direkt geçiş yapanlar, sinyal kullanmayanlar, trafikte labirent çizen insanlar var. Tatil sezonu ama bu kadar da olmaz dedirtecek derecede. Side Antek kentine geldik. Şimdi de burayı gezeceğiz. Hazır mısınız? Senin telefonun panorama özelliği Dide Antik Kent sonrası karşısındaki çarşıya girdik ve bu çarşıda küçük kafeler var ve dükkanlar var. Hediyelik eşya satan herhangi her türlü malzeme hemen hemen bulunmalıdır. Yürüdüğümüz yolun altında tarihi taşlar var ve üstü cammış. Camın üzerinden geçerken farkına vardık ve gerçekten biraz ürpertici oluyor. Yani cam ne kadar kalın olsa da kırılacak etkisi yaratıyor insanda. Ama efsane bir görsel açıdan, turizme katkı açısından çok güzel bir uygulama olmuş. İçtiğimiz dakikalarda izlediğiniz bölümlerde her şeyi ticareti dökmüşler dedik ya, burası da bir örnek. Müşteri harici fotoğraf çekilmek yasaktır. Hadi oğlum. Side Antik Kent'ten sonra tekne turuna çıkmak için biletlerimizi aldık. Burada bende. Teknesiyle tekne turuna çıkacağız. Ön tarafa götür istersen. Bak bu var ya, buradan böyle hızlanacak, yukarı uçacak böyle. Havalanacak. Havalanacak böyle. Ta yukarı kadar uçacak. Sıkı tutun bak, yoksa denize düşer. Ne oldu?
Buralarında fiyatlar makul durumda. Ortalama 1 saat gezi sürüyor. 30 TL'de 4 kişiyiz, 100 TL versek olmaz mı? Uzun yoldan geldik, Konya'dan geldik, sırf tekne turu için dedik. Tamam dediler, abi kırmadı bizi. 25 TL'den olsun dedi, gezdirelim sizi dedi. Turumuza birazdan başlayacağız. Kaptan Köşkü de şu şekilde. Klasik bir tekne Kaptan Köşkü. Bu kadar yakından ilk kez görmüştüm. Farklı geldi. Tekne turumuz devam etmekte. Şöyle kalkacak şu anda İskele'den ayrılıyor. Kaptan Köşkü'ne doğru ilerliyoruz. Atılan demiri tekne personeli denizden çıkartmak için uğraşıyor bir yandan. Kaptanımız direksiyonda. Kaptanımızın efsane karizmatik bir hali var. Çok neşeli, kıpır kıpır bir insan. Baba Yusuf'un teknesinin kaptanı. Hocam çıkıştan üzerinde su gelmesin ya da tamam. Nerede gelse telefonu koyayım. Tamam. Bana gelmesin. Eyvallah. Şu yandan falan bir yandan durabilir daha gayrı. Tekne personeli abimiz kısa ve öz bir uyar yaptı. Tekne kalkış esnasında dalgalar şiddetli olabilir, su çıkacağı teknolojik aletler zarar görebilir. Onun için dikkatli olmalıdır. Biraz geriden durmamız istedik. Teşekkür ederim. Sportma. Dur, senin dediklerinden geliyor bak. Beyimiz Yakup Han Bey de uyanmış. Deniz sefasına devam ediyor ana kucağında. Yakup Han Bey. Buradan yeni kalktı beyefendi, etrafı seyrediyor garipçesine. Beni nereye getirdiniz siz? Neredeyiz dercesine. Side Antik Kent sonrası tekne pazarlığımızdan sonra deniz sefasına çıktık. Tekneyle gezimiz bitti. Teknemiz geri manevra yaparaktan park bölgesine yanaştı. Güzel bir turdu. Tercih edin. Biz tercih ettik. Anı vasıtasıyla. Denk gelir denk gelmez. Güzel bir turdu. Bir saat boyunca tekne bizi gezdirdi. Koyda bir tur attırdı. Ya bugün şansınıza iğrenç bir deli var. İyi tatiller, güle güle. Tekne turundan sonra parktayız. Çim üzerine Yakuba'nın ayaklarını bastırıyor. Utku bak. Bak baba. Yeah.
Ersun. Giderken çıcık soğuk şeyler alalım. Alalım. Arabayı yolun kenarına düzgün verelim. Çekelim. Konya Köprülü Kanyon, Manavgat. Turumuz bu şekilde bitti. Konya'ya dönüş yapıyoruz. Ne bileyim yani girince Bodosum'a geçeceğiz zannediyorduk ya. Beş ay mıydı? Aferin. Çıkış sağa dönün. 122 kilometre. Düz devam edin. Önce meyve, muz, kültürel meyveleri satan yerler var burada. Uygun bir petrol arıyoruz. Durak noktası. Bir şeyler yemek atıştırmak için. Amatörce çektiğimiz vlog bu şekildeydi. Konya'ya dönüş yolculuğumuz devam etmekte. İzlediğiniz için teşekkürler.